Harika bir ev. Burada yaşayanlar çok zengin olmalı. Sevgili dostum Düldül, kimse altına bir kovboy kadar iyi davranamaz. Bunu sakın unutma. Acaba Bay John beni neden görmek istiyor? Bilmiyorum. Ahırlarını görmeye cesaretim yok. Efendim, satıcıları hiç sevmez, içeri girmenize izin veremeyeceğim. Adım Red Kit. Bay John'la özel bir randevum var benim. Ne? Bunu neden daha önce söylemedin? Beni takip edin lütfen. Umarım ayakkabılarınız İran halılarını kirletmez. Bu resimler Bay John'un atalarına ait. Büyük dedesi Amerika'ya ilk gelenler arasındaydı. Ailenin kökeni İngiltere'ye kadar uzanıyor. Umarım odaya gelmişiz. Evet, sadece 2 dakika kaldı. Böyle olacağını bilseydim atımı da getirirdim. Sorun değil, neredeyse geldik. Red Kit sizi görmek istiyor. Affedersiniz. Tanıştığımıza memnun oldum, Bay Roulette. Adım Jack Joseph John Jr. Ama siz bana JJJ Junior deyin lütfen. Nasılsınız bey? Siz de bana RK diyebilirsiniz. Elbette. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Red, yardımınıza ihtiyacım var. Kızım Giselle de Jojo, Jeremy, Gladys, John. Kısaca Gladys diyelim ha? Fena fikir değil. Gladys aslında benim üvey kızım. İlk karım olan annesi geçen gün ortadan kayboldu maalesef. Bunu duyduğuma üzüldüm bayım. Teşekkür ederim. Ben de onun yasal hamisi durumundayım. Dolayısıyla onun geleceğinden bizzat ben sorumluyum. Siz de bu yüzden çağırdım Bay Red. Durun bir dakika. Beni biriyle karıştırmadığınızdan emin misiniz? Biliyorsunuz ki ben sadece bir kovboyum, o kadar. Zaten bu yüzden buradasınız. Siz tam aradığım adamsınız. Şunlara dikkatle bakın. Siz ve ben çok Başila mutlu bir beraberlik şair. Yaşayacağız. Evlenmek istiyorum maalesef. Dediğim bu adam gibi, batıya macera için gelen ve hiçbir konuda başarı gösteremeyen biri. Tek bir yeteneği var, bu da kadınlara şiir okumak. Gladys aslında son derece başarısız biri olan bu adama aşık oldu. Peki benden ne yapmamı istiyorsunuz? Balaylarında onlara eşlik etmenizi istiyorum sizden lütfen. Eşlik etmek mi, ama neden? Onlara batıda yaşamanın ne kadar zor olduğunu göstermenizi istiyorum. Barlarda kavgalar olur, bankalar ve trenler soyulur. Yerliler ve haydutlar vardır. Onlara açlığı, susuzluğu ve acı çekmeyi öğretmenizi istiyorum. Gladys'in hamisi olduğunuza emin misiniz? Elbette eminim. Sadece onları korkutmak istiyorum. Bunda bir sakınca var mı? Şimdi anladım. Bu iki muhabbet kuşuna batıdaki hayatın ne kadar zor olduğunu ve buraya ilk gelenlerin neler çektiğini öğreteceğim ben, öyle mi? Kesinlikle Bay Red, işe alındınız. Sakın para konusunda endişelenmeyin. JJJ Junior paranızı hemen öder. Anlaşıldı JJJ. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım ama yani niye olur? Yetenekli ve zeki oyuncular bulmalıyız Güldür.
Benim zamanımda opera binasında birkaç at vardı. Brutus çok erken isyan etti. Kaska da ona katıldı. Karius ve Brutus'un düşmanlığı da sizi son derece üzdü. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Saat kaç? 8'e geliyor asil Sezar. Biraz ara verseniz iyi olur. Birine mi bakıyordunuz? Evet. 2 günlük bir iş için 2 aktöre ihtiyacım var ve iyi para alacaklar. Nasıl bir iş bu? İyi kalpli kötü adamları canlandıracaklar. Size Brutus ve Sezar'ı verebilirim. Pardon, kim onlar? Cien ve Gaz. İkisi de profesyoneldir. Salı günleri boş vakitleri var. O zaman faydalanabilirsiniz. Gelecek salı günü bence uygun. Cien ve Gaz, fazla para kazanmak ister misiniz? Arkamdan gel Brutus. Sezar hala imparator. Oldukça iyi görünüyorlar. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun? Şeften bana yardım etmesini isteyeceğim Düldül. Buradan gitmek zorunda mıyız? Sokaklarına gitmemiz için buradan geçmemiz gerekiyor. Redkit geldi. Herhalde onu görmek istemezsin. Hayır kadın, Redkit benim dostumdur. Merhaba şef. Nasıl gidiyor? Umarım av mevsiminde atalarının ruhları sana yardım ediyordur. Tabii Manito onlara izin verirse, değil mi? Buk, sana nasıl yardım edebilirim? Zararsız bir saldırı yapmanı istiyorum. Bu senin için. Zararsız bir saldırı mı? Yani sahte bir saldırı. Beyaz adam ne istediğini biliyor mu? Sen merak etme şef. İnan bana, kimsenin burnu bile kanamayacak. Saldırıda savaş boyaları ister misin? Fena olmaz. Olabildiğince gerçekçi olmaya çalışın. Nasıl istersen Red. Bu yeşil dolarlar gerçek olduktan sonra her şey sahte olabilir. Bir bardak bira lütfen. Bu benimdi. Önce ben gel. Elbette, nasıl istersen. Yani benimle tartışmak mı istiyorsun sen? İyice elini mi susadın? Bugün daha kimseyle kavga etmedim ben. Pekala, ikiniz de kesin artık. Yerine geçebilirsin bebek suratlı. Bu bira benden olsun. En son kavgası bana 100 dolara mal oldu. Bir bedava biradan ne çıkar ki, değil mi? Eğer inandırıcı bir kavga ayarlayabilirsen tam 300 dolar kazanabilirsin. Dalga mı geçiyorsun sen? İşte burada tam 300 papel var. Bu para için dünyadaki herkesle kavga ederim. Bütün aynalar ve camları kırabilirim. Sen ayakları zayıflatılmış birkaç masa satın al. Birkaç gün sonra bir arabayla buraya bir çift gelecek. Anlaşıldı mı? Sorun değil kovboy. Her şey istediğin gibi olacak. Bana güven. Umarım çok eğlenceli ve güvenli bir gezi olur çocuklar. Ne dersiniz? Hadi Byron sevgilim. Araba kalkmak üzere. Lütfen hadi. Elbette hayatım. İlk kez babayı göreceğim. Bu ilk olmayacak yani, umarım. Dikkatli olun, sana gözü kapalı güveniyorum Red. Merak etmeyin Bay John, her şey yolunda gidecek. Korkacak bir şey yok hayatım. Ben göründüğümden daha akıllıyım. Bu geziyi eşi bulunmaz aşkımıza ithaf ediyorum hayatım. Bu çok güzel. Çok güzel bir şey söyledin. Biliyorum. Victor Hugo'dan aldım. Geceyi burada geçireceğiz. Yakınlarda bir nehir var. Hemen bir ateş yakalım. Ne
Canım uyan Gladys. Vahşi hayvanlar bizi yemek istiyor. Şuna bak. Seni uyandırmak istemezdim ama ayılar bizi yiyebilir Gladys'cim. Gladys dur. Sen? İnanılmaz bir cesaret hayatım. Shakespeare'in oyunu bundan daha güvenli bir oyun. Bir daha o kadının tavasını yemeye hiç niyetim yok benim. Ne sert bir rüzgar. Eğer bize faydalı olmak istiyorsan soğuk karı bizden uzağa götür. Bu sıkıntıdan sonra umarım emekliliğimi Florida'da geçirmeme izin verirler. Esir olan sensin. Soğuk olan da sen olacaksın. Ama sen beni ısıtacaksın. Ne kadın ama. Ben bir katır değilim. Annesi kadar cesur bir kız. Kapıyı iyi kapat. Yiyecek bir şeylerin var mı? Sadece patates ve kurutulmuş et var burada. Başka bir şey bulamazsın. Biraz baharat katarsak harika olur. Mutfak nerede? Bu tarafta. Tamam. Gladys, bu hayatımda tattığım en iyi çorba. Ben biraz daha istiyorum. Tarifini de rica edeyim. En iyi yemek ömrü bir kat uzatırım. Bunu biliyor musunuz? Güle güle bayan. Baharda yine beklerim. Tavşan çorbası yaparız bu sefer. Onun tarifini de vereceğim size. Acaba elinde benim için bir tarif var mı? Bir sorun mu var Bay Red? Umarım yoktur ama buraları hiç sevmem. Bunlar yoksa yerliler mi? Evet, korkarım onlar dostum. Sakın korkmayın. Ben onlarla daha önce de karşılaştım. Daha hızlı sür. Bizi neredeyse yakalayacaklar. Kafanızı içeri sokun. Kimin cesur olduğu böyle zamanlarda açığa çıkar işte. Gördünüz mü? Bunu da böyle biri söylemiş. Hayır. Bunu ben uydurdum. Asla bizim kafaderimizi alamayacaksınız. Altın. Bu altın. Bize altın atıyorlar. Bakın altın bu. Burada altın bulunduğunu bilmiyordum. Benim beklediğimden daha da iyi oynadılar. 18 karat. İyi iş başardın. İyi misin Redkit? Evet iyiyim. Ya sen? Benim için endişelenmene gerek yok. Başımın çaresine bakabilirim. Bayram beni tehlikelerden korur. Bir öpücüğün için dünyayı yakarım. Sana dokunacak elleri kendi ellerimle kırarım. Dokunaklı bir sahne. İşte geliyorlar. Herkes hazır mı? Kırdığınız her diş ve her mor göz için bir bedava bira vereceğim. Hayır, hayır ben barın arkasında kalacağım ama sen değil. Harika bir kavga öyle değil mi? Ah annem bütün barlarda bunun gibi kavgalar olduğunu söyler. Geçen sefer bardaki kadın yüzünden çıkan kavga bana bir servete mal oldu. Ay hiç merak etmeyin ben çok cömert biriyim. Kimse bana hile yapamaz. Benim kağıtlarım hileli değildir. Cuma gecesi ateşi bu mu acaba? Buraya her kadın geldiğinde kavga çıkar. Hiçbir çeşide de daha kötü olamaz. Aklı olan şu andan sonra burada kalamaz.
Aa, bu kadar korkma. Küçük bir kavgadan neden korkuyorsun? Yani sen cesur bir civcivsin, öyle mi? Adam Giselle de Goçu Jeremy Gladys John. Ben özel biriyim. Hiç kimseden korkmam. Oh, Gladys. Sen de gördün mü? Evet. Kavgacı bir ruha sahip. Ah, sen Lucy'de tanıştığım bir dansöze benziyorsun hayatım. Seni paket yapayım da gör. Harika bir cevap. İki mor göz için iki bira lütfen. Ah, harika bir balayı bu. Kelebek gibi dans ediyor, arı gibi sokuyor. Evet doğru, bak bu sözü ben de beğendim. Evim evim huzurlu. Umarım bu şarkıyı fazla uzatmazlar. İyi de çok hoş, istediği kadar sürebilir. Onu hiçbir şeyle değişmem. Evim evim güzel evim. Arabanın mili her an kırılabilir. Aha! Evet, beklenen oldu. Ay bu korkunç bir şey. Bir şey mi var Red? Arabanın ön mili kırıldı. Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ah, beklenmedik şeylere bayılırım. Bir çaresi yok mu acaba? Aslında bir çaresi var. Birinin yolculuğa çıkması gerek. En yakın kasaba ne kadar uzaklıkta? Atla bir gün. Yaya olarak da 3 günlük yolda. Daha önce hiç ata binmedim ben. Yaya olarak bu yolculuğa çıkabilirim. Sevdiğim kadının mutluluğu için her şeyi göze alırım. Sakin ol, sakin ol. Yarına kadar bekliyoruz, ondan sonra karar veririz, tamam mı? Harika bir macera. Sen ne dersin hayatım? Ah vadi, büyük vadi. Artık yalnız değilsin. Yalnızlığını artık biz paylaşıyoruz. Görünümün Gladys'e olan aşkım kadar derin ve muhteşem. Senin sonsuz dinginliğini huzur içinde dinliyorum. Sana daha önceden söylemem gerekirdi. Bütün bu aksilikler aslında önceden planlandı. Bu soğuk çöl gecesinde varlığım içimi ısıtıyor. Senin varlığın da beni ısıtıyor hayatım, hadi gel. Çok özür dilerim ama hava sizin sandığınız kadar soğuk değil. Asıl neden bu olmalı galiba. Yerliler de bu saatte saldırırlar ama. Nöbeti ben devralıyorum, sıra bende. Ne iyi bir zamanlama. Yerli soğuk almış galiba. Evet sanırım. Bu çok nadir olur ama. Bunlar dost mu düşman mı? Umarım dostturlar çünkü artık kurşunum kalmadı benim. Hadi ama yeni bir numara. Ellerinizi havaya kaldırın. Paranız yoksa hemen yalvarın. Sakın geride kalmayın. Cesaretiniz varsa saldırın. İnanamıyorum, bu adam bir şair. Yeteneğinin farkında bile değil. Hapisten yeni kaçtık. Peşinizden günlerce koştuk. Sonunda çölde buluştuk. Kaldırın ellerinizi. Ama siz geç kaldınız. Bende hiç mücevher kalmadı. Mücevher istemiyoruz. Babanızdan ödül istiyoruz. Her istediğinizi yapamazsınız. Beni elinizde tutamazsınız. Bizi ikna edemezsin. Artık elimizdesin. Sakın kılına dokunma, sonra olacaklardan yakınma. Kung Fu'yu Bruce Lee'den öğrendim. Kafamın tasını attırma. Bruce Lee'den korkmam, kimseyi takmam. Shakespeare gelse sizi bırakmam. Artık o Arap'ı sevemem. Düşmana kazanma şansı veremem. Byron cesur ol hayatım. Ömür boyu mutlu kalalım. Düşmanın cesaretini kıralım. Tuzaklar daha bitmedi. Peşimizdeki düşman henüz gitmedi. Biraz cesaret. Düşman kaçıyorsa takip et. Sabrın sonu selamet. Silah olmadan bir şey yapamam. Düşmanı önüme katamam. Aman tanrım, çok kötü bir zaman. J.J. Junior bunu öğrenecek, hemen tas tamam. Cesur ol, onları sonuna kadar kovalayacağım. Hapishaneye elimle koyacağım. Seninle omuz omuza çarpışacağım. Kötülere aman vermeyeceğim. Jüpiter, sen bizi burada bekle. Atla hemen Byron, gidiyoruz. Dayan sevgilim, geliyorum. Gökten bir şimşek gibi iniyorum. Sadece kalbimin sesini dinliyorum. Adam aniden birinci kesildi. Sen burada etrafı gözet. Ben çevreye göz atacağım. Kız nerede?
bilmiyorum. İçeri girer girmez biri bize saldırdı. Beni yendiğini sanma. Bir şey biliyorsan sakın saklama. İşte bu pazarlıkta yoktu. Byron, artık şiir okur gibi konuşmaktan vazgeç, tamam mı? Bunun yeri ve zamanı değil. Adam doğru söylüyor. Hı? Onu saklayacakları yalnızca bir yer var. Ben adamların peşinden gidiyorum. Siz burada beni bekleyin. Hayır, hayır, onu asla imzalamayacağım. Kız bizi ciddiye almıyor. Sabrımızın sınırını zorluyor. Affedersin, kötü söz yok. Bak, daha iyi bir fikrim var. Ne yaparsanız yapın imzalamayacağım. Bunu birazdan göreceğiz güzelim. Bu eski madene en az 10 değişik yerden girilebilir. Dürbünüm işe yarayacak. Bir ipucu her şeyi değiştirecek. Aha, işte onun şapkası. Ne burada? Hadi gidelim. Bu imkansız. Diğer çıkışlardan kaçabilirler. Hayır, yapamam. Hayır, asla. Asla. Bu onun sesi. Ona işkence yapıyorlar. Aha! Aha! Onları dumanla dışarı çıkarabiliriz. Ama hiç kibritimiz yok. Sorun değil, dürbünün merceğini kullanabiliriz. Girişteki kuru otları bununla yakarak yangın çıkarabiliriz. Bu onları dışarı çıkarır. Kontrolü yine ele aldı. Ah lütfen yapmayın, gözü kıtıklanıyorum. Ah yapmayın, daha da taşınıyorum. Lütfen kıtıklanıyorum, yapmayın. Hayır, hayır, lütfen. Benim aldığım kokuyu sen de alabiliyor musun? Evet, otlar yanıyor. Uf. Hadi çıkalım buradan. Aha! İmdat! Ateşi körükle Red, ateşi körükle. Byron neredesin? Yalnız şair yine at üzerinde. Çılgın at, lütfen yavaşla. Nereye gidiyorsun Byron? Onu durduramıyorum. Bakalım maskenin altında kim varmış? Üvey babam, ah bunu anlamalıydım. Annemi mirasına konmak için sözleşme imzalatmak istedi. O halde senin beni tutmanın nedeni ne, ha? Çünkü Batı'nın en büyük kahramanından kimse şüphelenmeyecekti. Her şeyi ben planladım. Plan iyiydi ama ben küçük bir hata yaptım. Atın onu lütfen. Onu durdurun. Bekle hayatım, geliyorum. Onun yardıma ihtiyacı yok. Gladys gerekeni yapacaktır mutlaka. Şansın varmış JJJ Junior. Üvey kızın bu yaşta hapse girmeni istemedi ama seni uşağı olarak yanına aldı. Evet, evet. Bunun için ona minnettarım efendim. JJJ Junior, sana kaç kez servis yaparken eldiven takmanı söyledim ben. Affedersiniz Bay Jüpiter, daha alışma aşamasındayım efendim. Çok teşekkür ederim Redgate. Mutluluğumuzu sana borçluyuz. Haklıydın kovboy, sıkı bir dostluktan daha iyisi yok. Bir kovboyun en iyi dostu atıdır. Bunu sakın unutma bildirim. They're guys who just feel.